Herkese selamlar dostlar hoş geldiniz. Kasım sonu artık birçok platformda indirimler başladı ya da devam ediyor ya da bitmek üzere bazılarında ee, ben de bu maratona işte Ubisoft'la başlamıştım, Void ile devam ettik, Void'dan çok güzel oyunlar sizlere değerlendirmişimdir diye tahmin ediyorum. Hatta o bu yoğunluğun içinde ben kendim değerlendiremedim o şeyi öyle söyleyeyim çünkü e, en son bugün baktığımda birkaç kişi de yorum yapmış. Sanırım kodların süresi bitmiş. O kodlar tekrar aktif oluyor, bazen bazı kodlara daha doğrusu aktif oluyor ya da yeni kampanyalar başlıyor, yeni kampanyaları da bekleyebilirsiniz. Ben zaten Void'i da artık repartoarmı aldım için onunla ilgili videoları da sık sık gördüğüm zaman, iyi fiyatlar gördüğüm zaman ya da kodlar yakaladığım zaman onlardan da bahsedeceğim. Steam, iki tane video yaptık Steam için. Bir genel bir inceleme yaptık. Bir de 20 TL altında en güzel tercihleri, şey, oyun şeylerini, fırsatlarını sizlere ulaştırmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi de Epic Games'e geldi ve bundan sonra ne kaldı derseniz de herhalde Microsoft'ta bir indirim var. 30'una kadar sürüyor. ya yani 4-5 günü var. Oradan da birkaç tane güzel fiyat var. Onları da bir toparlayıp oradan da bir video çıkartıp size ulaştırdım. Dostlar şimdi Epic Games dediğimiz zaman aslında fiyatlandırmalara baktığımız zaman Steam ile aynı fiyatlandırmalar olduğunu görüyoruz hemen hemen. %90 oyunlarda aynı fiyatlandırmalar var. Ben de dedim ki hani bundan ne çıkartabiliriz? Bir baktım bazı oyunlarda fiyat farkları oluyor Epic Games ile. Zaten bununla ilgili içerikler, içeriklerde de videolarda da bahsetmiştim ben bunu. Bazı oyunlar hala burada zamlanmamış ya da daha iyi fiyatlara satılıyor zamlansa da. Onun için bu, bu videoda 25 tane oyun ayırdım sizlere. Bunlar Steam'de pahalı ama Epic Games hala uygun fiyatı satılan oyunlar olacak. Steam'deki fiyatlarını da bir taraftan sizlere söyleyeceğim. Onun da listesini yaptım. Siz de buna göre tercihinizi yaparsınız. Steam'den mi artık Epic Games'ten mi alacağınıza karar verirsiniz bu oyunlarla ilgili. Evet hazır oyunlar da başlamadan önce indirimlere başlamadan önce Star Wars Kadronunda bu hafta boyunca ücretsiz olarak verildi verildiğini söyleyeyim. Onun da hatırlatmasını yapayım. Genelde bu hatırlatmaları ben haftalık değerlendirme videolarımda yapıyorum ama bu hafta indirimlerden dolayı o videoyu hazırlayamayacağım büyük ihtimalle ya da hazırlarsam da zaten görürsünüz. Hazırlayamazsam diye hani hazır fırsatını bulmuşken burada onun da hatırlatmasını yapayım dedim. Evet başlayalım. Slime ile başlayacağım. Slime Rancher 1 ve 2 ile de hatta ikisi de şu an Epic Games tarafında daha uygun fiyatlı satılıyorlar ve slime rancher'lar biliyorsunuz şirin yaratıkları topladığımız bunları böyle bir farming şeklinde bir çiftlikte yetiştirerek onları çoğalttığımız daha böyle farklı slime'lar ortaya çıkardığımız bir oyun aslında ya bir çiftlik simülasyonu da diyebiliriz slime rancher için. Birincisi bayağı keyifliydi. Oynanışı olsa beğenmesem bile oynanışı keyifli bir oyun yani. Bunu kabul etmek lazım. İkincisi de çıkmıştı yakın zamanda da Game Pass'e ilk günden çıkış yapmıştı. Slime Rancher 1 ve 2 oyunları Epic Games'te daha uygun satılıyor. Birinci oyun Steam'de 32.25'e satılırken Epic Games'te 7.75. İkinci oyun Steam'de bayağı büyük bir fark var. 156 TL'ye satılırken şu an bunlar indirimli fiyatlarından bahsediyorum. Steam'dekiler de indirimli fiyatlar. İndirimli fiyatta 156 TL'ye satılırken Epic Games'te 39.20'ye satılıyormuş. Dediğim gibi ikinci oyunun bir Game Pass seçeneği de var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet Gragoa oyunuyla devam edelim. Annapurna Interactive'in yine sanatsal yapımlarından birisi. Annapurna zaten hani bu oyunları bu böyle oyunların yayıncılığını daha çok yapıyor. Böyle oyunları daha çok destekliyorlar. Hem sanatsal hem de böyle oyun ödülleri alan oyunlar. Bunlar BAFTA ödülleri falan çoğunlukla Anapurna oyunlarının hemen hemen hepsinde bir BAFTA ödülü vardır elbette ki. Bunlar hep sanatsal oyunların ödülleri oluyor. Gragova da onlardan birisi. Dostlar şu an Epic Games'te 7.50'ye satılıyormuş. Steam'de de çok büyük bir fark yok ama 12.45 Steam'deki fiyatı da yine de bir fark var sonuç olarak. Bunu da bir göstereyim dedim. Gragova da güzel bir oyundur. Hani Anapurna oyunlarının hemen hemen hepsini beğeniyorum ben. Bu sanatsal tasarımları gerçekten çok güzel oluyor bu oyunların. Evet sırada Moonlighter oyunu var. Moonlighter oyununda gündüzleri bir dükkan işletiyoruz. Geceleri yaratık kesiyoruz. Bu geceleri yaratık kestiğimiz yaratıklardan düşen itemleri işte yine sabahları gelip dükkanımızda satıyoruz arkadaşlar. Böyle ilginç bir oyun bu aslında. Ee, bu işte hem bir taraftan işte dungeon crawler'la bir işte yönetim işletme işletme yönetimi oyunları birleştiren Moonlighter tarzı aslında bunu ilk yapanlardan birisi diyebiliriz. Eleven bit studios oyunları da Steam'de zaten zamlanan oyunlardandı. Onlardan birisi de Moonlighter. Hem bu açıdan baktığımızda daha iyi bir fiyat bulmak gerçekten çok güzel. Çünkü Moonlighter bu anlattığım işte mekaniklerle oldukça keyifli oynaması, sıkmadan sürekli yeni bir şeyler keşfedebileceğiniz güzel bir oyun gerçekten. Moonlighter indirimli fiyatı olarak 28 TL'ye satılıyormuş. Steam'de buradaki fiyatı 7.68 neredeyse normal fiyatıyla aynı indirimli fiyatı Steam'in. Öyle bir fark var. Demiş dediğim gibi yani Eleven Bit Studio'nun Hemen hemen bütün oyununda, oyunlarında şey var, zam var Steam tarafında. Evet Loop Hero'da yine bir, bir fark belli bir farkta satılan bir oyun şey diyelim. Belli bir fark derken birazdan bahsedeceğiz. Geçen senenin bayağı ses getiren, oynanan, yayıncılar tarafından da tercih edilen oyunlarından biriydi. Bağımsız oyunlara oynanan tabii yayıncılar tarafından. Loop Hero işte bu loop olayı sürekli tekrar eden loop'tan bahsediyoruz. Bir dungeon crawler bir sıra tamamlı oynanış olayı da var. Loop Hero'da dostlar. Şu andaki fiyatı 9.90 10 lira diyebiliriz. 30 liradan satılıyormuş. %67 indirim yapınca 10 lira. 3'te 1 fiyatına düşmüş. Steam'deki fiyatı 49.17 lira bayağı büyük bir fark var. Yani Lupira Steam tarafında bayağı bir zam görmüş. Burada hala çok iyi bir fiyata satılıyor. E sırada Ashen oyunu var. Ashen da yine Anapurna Interactive'in oyunlarından birisi. Anapurna bu sefer aksiyon tarafına bir geçiş yapmış. Video saçmalı da ilginç. Niye böyle oldu bu? Neyse videoyu geçelim. E, ee, Ash'ın oyununda bir aksiyon RPG oyunu, aksiyon rol yapma oyunu diyebiliriz. Hem tek başımıza oynayabiliyoruz hem de co-op şeklinde hikayede ilerleyebiliyoruz dostlar. Biraz böyle Souls-like havası, biraz zorlayıcı bir dövüş e, mekanikleri de var Ash'ın oyununda. Şu an 15-25'ten satılıyor. Epic Games tarafında Ash'ın ve e, Steam tarafında da 27-50'den satılıyormuş. Yaklaşık bir 12.5, 12 12 buçuk, 12-25'lik evet bir fark var. ikisi arasında. Evet Haven oyunu Game Pass tarafında yine Game Pass'e çıkar çıkmaz eklenen ne oluyor lan orada? <laughs> çıkar çıkmaz eklenen oyunlardan o oh, oh, bu videoyu ben açmasa mıydım ne yapsaydım? O oh, oh, neler neler. Yürü be oğlum. Yürü be kızım. Gerçi kız davranıyor sürekli ama. Neyse zaten olayımız da bunlarla alakalı birazcık. İki sevgilinin her şeyden kaçma Hikayesine hikayesini oynuyoruz Haven oyununda. Bütün her şeye karşı işte böyle bütün imkansızlıklara karşı bütün onlara engel olan şeylere karşı gelerek, gelerek aşklarını devam ettirmeye çalışan bir çift. Çifti oynuyoruz Haven oyununda. Şu an 19.50'den satılıyor Epic Games tarafında. Bakalım 24 TL'ymiş. Şeyde de çok büyük bir fark çok büyük fark olmayan oyunlardan birisi bu Steam tarafında da 24 TL'den satılıyormuş indirimli halinde. Yani biraz atmosferik bir oyun gibi gözükse de boss dövüşlerinin de falan oldu böyle bir yani yaratık dövüşlerinin olduğu da bir oyun ve bu dövüşleri de sıra tabanlı halde yapıyoruz ama etrafı falan gezmek ve uçuyor bu arkadaşlar böyle acayip bir şey teması da var mekanikler de bir ilginç yani şey atmosferi çok ilginç gezerken bile böyle bir çok farklı bir dünyayı tasarlanmış çok güzel tasarlanmış bir dünyayı gezmek de çok keyifli oluyor gerçekten e sıra tabanlı demişken sıra tabanlı oyunların en baba en babasından birisi XCOM 2 de yine Steam tarafında daha pahalı satılan oyunlardan birisi indirimde olduğu halde yani daha fazla satılan oyunlardan bir hani sıra tabanlı demiştik XCOM için. Ee, çok da üstüne anlatılacak bir oyun değil yani o şeyin sıra tabanlı olayının te en iyi temsilcilerinden birisi zaten XCOM. Bunun üzerine çok bir sürü oyun da yapıldı. Bunun hani yan onu destekleyen hikayelerle, hikayelerle destekleyen birçok oyunu da var yan taraftan baktığımız zaman. XCOM 2'nin XCOM 2, 2 21.90'a satılıyormuş Steam tarafında, 10.95'te, Epic tarafında neredeyse %51 fark varmış gibi gözüküyor dostlar. Eğer puanınıza eklemek istiyorsanız XCOM'da tavsiye ederim. Güzel bir oyundur açıkçası. Enter the Gungan. Enter the Gangean. Öyle söyleyelim. E, Mermi Cehennemi dedikleri oyunlar var ya böyle işte mermiler yağ, yağar böyle siz onlardan kaçmaya çalışırsınız. O tarz bir oyun ve yani bu tarz bir oyunun da hani fiyat olarak bağımsız bir yapımın fiyat olarak bu fiyat aralığında olması çok doğal gözüküyor. Şimdi birazdan Steam fiyatını da söyleyeceğim. Enter the Gangean. 9.60'a normalde aslında hatta Steam'de eskiden satılan fiyatı buydu. Hemen hemen buydu diye hatırlıyorum. Şu an normal gereken bir fiyatı satılıyor. Steam tarafında da şu an indirimli hali 59.60'tan satılıyormuş. Yine korkunç büyük bir fark var. Evet Insight oyunuyla devam edelim dostlar. Insight oyunu da eski fiyatından satılıyor. Epic Games'te 7.75 31 TL 7.75'e düşüyordu indirim zamanlarında bu fiyatlara düşüyordu. Steam tarafında baktığım zaman 21 TL'ye satılıyor. Insight'a bir ayrı bir parantez açmak isterim gerçekten bir tırnak oldu gerçi bu ama ayrı bir parantez açmak isterim gerçekten konusu olsun mekanikleri olsun oynanış tarzı olsun gerçekten çok güzel bir oyun kesinlikle ama kesinlikle oynayın bir şekilde yani buradan mektersiniz oradan mektersiniz nereden ekliyorsanız ekleyin daha önce de ücretsiz falan verildiği platformlar oldu Oradan oradan eklemişsinizdir hala oynamamışsınızdır kesinlikle tavsiye ediyorum oyunu hikayesi açıkçası çok güzel zaten oynanış tarzı falan çok güzel içindeki easter egg'ler saklı bazı şeyler var materyaller var. Bunlar hikayeyi de etkiliyor bir taraftan. Yani oyun oynarken işte hem böyle kendinizi kaptırıyorsunuz hem bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan da o arka planda kalan o saklı hikayeyi de çözmeye çalışıyorsunuz. Bütün bunlar oyunu çok güzel hale getiriyor gerçekten. Onun için Inside'ı ayrıca bir tavsiye etmek istedim. Evet Frostpunk'la devam edelim dostlar. Frostpunk'ı da yine bilmeyen kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Bir, ya da çok azdır diye tahmin ediyorum. Frostpunk'ta Elephant Bit Studios'un yine çok bayağı ön plana çıkan oyunlarından biriydi. Bu Burada hava şartlarıyla mücadele ettiğimiz bir şey yönettiğimiz bir şehrimiz var. Bu hem inşa ediyoruz bu şehri hem de bir taraftan yönetiyoruz ve yönetirken de çok acımasız kararlar vermemiz gerekiyor. Yani insanlığın belki de kaderini etkileyecek kararlar veriyorsunuz. E, o açıdan da biraz sinir bozucu, böyle moral bozucu bir oyun aslında Frostpunk. Bir taraftan da bu tabii ki bunların hepsi çekici geliyor insanlara. Evet hala eski fiyatından satılıyor Epic Games'te 49$ TL'ydi eski fiyatı 12-25'e inerdi indirim zamanlarında ve şimdi Eski fiyatına anca iniyor Steam tarafında. 54 TL inmiş indirimde. Eski fiyatına anca inmiş Frostpunk. Onun için hani Frostpunk almayı düşünüyorsanız Epic tarafını tavsiye ederim. Eklentileri de vardır. Çok güzel eklentileri vardır. Genişletme paketleri falan. Burada oyun müzikleri falan demiş. Onları geçelim. Sezon Pass varmış. Bu Sezon Pass içinde büyük ihtimalle On The Edge, Rifts ve Last Autumn oyunları. Yani eklentileri de vardır. Onlara da bir bakın derim. Komple paket olarak çok güzel bir oyundur gerçekten Frostpunk. Evet Sherlock Holmes The Devil's Daughter oyunu eskiden ah ne fiyatlara düşerdi bu oyun ya. Böyle 7.75'lere 12.25'lere düştüğünü gördüğüm oyun. Şimdi bayağı bir pahalı satılıyor Steam tarafında. Burada da çok yani eski fiyatlarına inmemiş olsa da yine de hiç yoktan iyidir diyorum. 30 TL civarında şu an satılıyor. Steam tarafında da 60 TL civarında yani %50 yani 29.80 Steam tarafında 59.80 %50'lik bir fark var. Bir önceki Sherlock Holmes oyunu bu. Son çıkanından bir önceki oyunu oluyor ve yani açıkçası oynanışı falan çok hoş gerçekten. Çok etkilendiğim bir oyundu. O filmlerdeki yani ya da işte kitaplarını falan okuduysanız o atmosferi falan çok güzel yansıtmışlar oyunda. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Türkçe seçeneği de olması lazım. Hatta burada yazıyordur umarım. Evet Türkçe seçeneği de var. Türkçe seçeneğiyle beraber anlayarak keyif alarak çok güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Sherlock Holmes oyununu. Evet That's Us. Like türünün öncülerinden Rook Like türünün hatta lokomotif oyunlarından birisi Dead Cells ve en beğenilen oyunlarından birisi. Burada hala eski fiyatından satılıyor. İndirime girmemiş. Ancak Steam fiyatını görünce bu fiyat fiyat böyle harbiden indirime girmiş gibi hissettiriyor. Steam'de 170 şey 180 TL normal fiyatı, indirimli fiyatı 108 TL şu an. Dediğim gibi hala eski fiyatından satılıyor. Hani almayı düşünüyorsanız Steam'de o fiyatları gördükten sonra buradan kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Dead Sale'sı. Yani kaçırmayın ya. Bunun üstüne artık a ulan burada iyi fiyatmış. Bunu ben bir şey yapayım. İstek listesine ekleyin tabii ki. İstek eklemek istiyorsanız istek listesine ekleyin ama hani eder bu fiyatı eder gerçekten. Onun da çok güzel yine Frostpunk'ta olan gibi etki eklentileri var. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Genişleme paketleri var. Evet Neon Abyssy oyunu da yine Steam tarafında zamlanan bir oyun, oy zamlanan oyunlardan birisi dostlar. Bu da bir platform oyunu. Bayağı keyifli bir platform oyundur bu ama fazla bana ışıklı fazla renkli geliyor. O, o açıdan baktığımda ben yaşlanmışım artık bu kadar ya, ya, şey çok ışıklı oyunları oynayamıyorum demek ki. E, beni fazla etkiliyor. 30 TL'ye satılıyor Epic tarafında. Steam tarafındaki fiyatı da bakayım. Yani şeyleri biraz sıralama. Ha Doğru yapmışım. Tamam. 74-50'ye satılıyormuş. Bayağı bir fark var yine. Bayağı farkın olduğu bir oyun. Neon Abyss'i de. Evet. Anthology Edition olarak geçiyor burada ama şurada görüyorsunuzdur. Civilization. Ee, burada çok büyük bir fark yok aslında. 4 TL'lik bir fark var Steam'le baktığımız zaman. Hani ben şurada karşılaşınca tekrar bir bahsedeyim dedim. Steam'de de bahsetmiştim. Ee, yeni çıkan bir Leader Pass Eklentilerin arasında var dostlar. Burada göstermişler mi? Bu Leader Pass eklentisi Antoloji paketinin içinde ücretsiz olarak veriliyor. Onun içinde ha şurada gözüküyor en başta. Bakın 329 TL. Bu 329 TL'lik paketi Antoloji paketini aldığınız zaman ücretsiz olarak alıyorsunuz. Abi bu fırsat bir daha gelmez gibi düşünüyorum ben. Yani böyle kısa süreli bir fırsat gibi sunmuş sanki 2K bunu. Bundan sonra yani zam gelir bir şey olur. Belki gerçi artık eskidi bu oyun. Baya, baya ben zam geleceğini zannetmiyorum ama hani bu kıya tekrar kış indirimlerinde yakalar mısınız yakalamaz mısınız onu bilemiyorum hani Civilization seven biriyseniz bu 4K stratejilerinden hoşlanan biriyseniz ya da Civilization'ı merak ediyor ve bir yerden başlamak istiyorsanız bence çok güzel bir fırsat bunu değerlendirin derim Anthology paketi 121 TL şeyde 121 TL Steam tarafında burada 117 TL arada 4 TL'lik bir fark var evet, This For Of Mine'da biraz önce Frostpunk'ta söylediğim şeyler This For Of Mind'da da geçerli gerçekten yine acımasız kararlar alıp bu Savaş. Savaş'ın o zaten acımasız bir atmosferi var. onun O atmosferi çok güzel yansıtan bir oyun. This Four of Mine. Bir de bunun içinde sizin de yine sizi zorlayacak vicdanen zorlayacak böyle kararları falan almanız gereken, gerektiren bir oyun gerçekten. This Four of Mine. Yine eski fiyatından satılıyor burada da. This Four of Mine oyunu dostlar. Steam tarafındaki fiyatını da söyleyeyim. 24 60'mış. Yani 4 katı bir fiyat görüyoruz Steam tarafında. E, Subnatic oyununun devam oyunu Blow Zero da Steam'de yine fiyatı uçanlardan biriydi. Uçuşa geçenlerden biriydi. Baya baya uçuşa geçenlerden biri. Eski fiyatında ilk çıkış fiyatından satılıyor. Hala Epic Games tarafında bunu değerlendirin derim. Subnatica zaten çok beğenilen bir oyundu ilki. İkincisinde biraz daha ortam da değişiyor. Hem bir sıfırın altında olayı var hem de karaya çıktığımız videodaki gibi karaya çıktığımız kısımlar da var. Bir biraz oyun mekaniklerinde Değişiklikler de oluyor e, blo Zero ile beraber Epic Games tarafında 24.50 Steam tarafındaki şu andaki indirimli fiyatı bile 129.50 TL burada da neredeyse bir 5 katı gibi bir olay var galiba evet baktığımız zaman evet 5 katından bile fazla neredeyse evet, Dead Store'da e, bu sene çıkan oyunlardan diye hatırlıyordum ama ha, değilmiş. Tamam, geçen sene olsun. Ama yakın zamanlı böyle çıkan oyunlardan. Güzel oyunlardan birisi. Ee, şirinle gözüken bir karakterimiz var. Bir kargayı yönetiyoruz ama yani savaşlarımız falan hiç şirin değil. Gerçekten zorluyor. Güzel bir oyun yapmışlar. Güzel bir rook like oyun olmuş. Oyun için söyleyebileceğim. Aksiyon yapma oyunu da yani tür olarak öyle gözüküyor ama ben, ben, daha çok rook like gibi gördüm oyunu. Atmosferi de çok güzel. Karakterler, tasarımlar falan çok güzel olmuş. Dead Store da yine bayağı yüksek fiyattan satılan bir oyun. Steam tarafında. Şu an 25 TL'ye düşmüş %50 indirimle. Steam tarafındaki indirimli fiyatı 95 TL. Baya büyük bir fark var. Game Pass tarafında olan bir oyun. Şimdi diğer oyunlarda Game Pass var mı yok mu çok şey yapamadım. Hatırladıklarımı şimdi söylüyorum. Test Store'da yine Game Pass tarafından ulaşabileceğiniz bir oyun. Evet yine Annapurna'dan bir oyunla devam edelim. Journey. Journey'nin atmosferi gerçekten çok güzel. Yani çok uzun bir oynanışa sahip değil ama oynadığınız süre kadar yani sizde verdiği o atmosferin karşılığında verdiği oyun hazzı gerçekten muazzam Journey'de. Journey'de yine eski olması gereken fiyatlarla satılıyor. Zaten çok bayağı olan yani zamanı geçen bir oyun yani. Bir de dediğim gibi oynanış çok fazla değil. Yani Boyuna kalkıp tabi 50-60 TL vermemeniz lazım. Değilmiş gerçi zaten Steam tarafında da. İndirimli hali 20 20.75'miş. Ee, Epic Games tarafında da 9.50'ymiş. İki tarafta fena değil aslında ama niye daha az ucuz olanı seçmeyelim. Şimdi sırada yeni şey yeni yeni böyle bu şeyleri muhabbeti dönen ya zamlanacakmış yani almak isteyenler alsın falan diye çok böyle üstüne konuşulan Twitter'da olsun işte yayınlarda yayıncılar tarafından olsun konuşulan bir yapım Rimworld. Zaten normalde de Steam tarafında da çok fazla indirime girmeyen bir oyundu. Hem indirime girdiğinde de 10 TL şey %10 10 TL diyorum. %10 indirime girerdi. Burada da yine aynı şekilde olmuş. 57 TL'den 51.30'a düşmüş ama bu eski fiyatı gerçekten. Hala RimWorld almayı düşünüyorsanız o şeylerden etkilenip bir baktığınızda ve hoşunuza da gittiyse ki hoşunuza gidecek bir oyundur olduğunu düşünüyorum. Tam bir hayatta kalma e, strateji e, yine böyle e, yönetim, önemli kararlar alma gibi birçok şeyi oyunda bulabiliyorsunuz Rimworld oyununda. E tabii grafikler biraz değişik. Ona da alışmak lazım. Tarzına alıştıktan sonra çok keyif alınacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Steam fiyatını söyleyeyim, zamsız fiyatı. Zaten de, söylediğim gibi çok fazla zam şey indirime giren bir oyun değildi zaten. Şu anda zamsız fiyatı 249 TL arkadaşlar. Yine 5'te 1 oranında bir fark var. Fark görüyoruz bu oyunda. Evet Yes Your Grace. you Oyunu da yine atmosferik hikaye tabanlı seçimler yap, yaptığımız bu seçimlerin hikayenin devamını ve sonunu etkilediği bir oyun arkadaşlar. Şu an Epic tarafında 12.80 Steam tarafında 14.40'a satılıyormuş. Çok büyük bir fark yok aralarında ikisinden biri tercih edilebilir. Evet Risk of Rain 2 birincisi çok beğenildikten sonra ikincisi tasarlanmıştı. Yine fazla işte karakter seçimleri, karakter geliştirmeleri oyun içinde bu geliştirmeleri yapmaya çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek o Yine atmosfer mekanikler çok güzel bir oyun Risk of Rain 19.50'ye satılıyor Risk of Rain dostlar Steam tarafındaki fiyatı 35 TL Yine çok büyük bir fark yok ama Niye ucuz olan kısmını ucuz olan tarafı seçmeyelim evet, Otherwise Other da açık Dünya açık dünyada keşif yaptığımız bir oyun arkadaşlar. Otherverse'te gezegenimizdeki işte bazı kalıntılarda kadim uygarlıkların bir mesajını buluyoruz ve bu mesajın e, mesajın ne olduğunu öğrenmek için bulunduğumuz evrende bir keşif macerasına çıkıyoruz dostlar. Ve bu keşif macerasında da uğradığımız gezegenlerde karşılaştığımız birçok şey e, gerçekten çok keyifli. Oradaki keşif yaptığımız bulmacaları çözdüğümüz kısımlar falan bayağı keyifli. Yani sadece keşif yapmak bile çok keyifli özellikle Otherwise'da. Sonradan eklenen Türkçe yaması beraber, Türkçe desteğiyle de beraber oynanış daha da keyifli hale gelmişti. Otherwise'da yine fiyatı artan oyunlardan birisi Otherwise 42 TL'den satılıyor indirimli hali. Şu an indirimli halde Epic Games'te de 23 23 40'tan satılıyor. Böyle neredeyse %50'lik bir fark varmış gibi gözüküyor. Ve sonda son iki oyundan birisi ünlü oyunlardan birisi Dead Stranding Director's Cut Director's Cut oyunu Steam tarafında 239.40'a satılıyormuş şu an indirimli hali. Şeyde Epic tarafında 197.40'a satılıyor. Arada tam olarak böyle bir 40 TL'lik bir fark gözüküyor baktığımız zaman. Diğer bütün şeyler filan mesela işte Director's Cut yükseltmesi filan Steam'le buradaki aynı. Daha önce buradan ya da Steam'den aldığınız zaman aynı fiyatı yükseltiyorsunuz ama buradaki olay farklı aslında. Yani şeyi ...Dieter Scott versiyonu çıktıktan sonra eski versiyonu rafa kaldırdılar, satıştan kaldırdılar. Ve bu çok saçma bir karar bence. Çünkü Death Stranding neredeyse artık fiyat olarak 100 TL'nin altına inmeye de başlamıştı. Bayağı iyi fiyatlara düşmeye başlamıştı. Ve bu Dieter Scott saçmalığıyla, bence ki saçmalık, içi, içeriğini falan baktığınız zaman siz de saçmalık olduğunu düşüneceksiniz. Sadece işte grafiksel gelişmeler falan da değil yani işte yüksek kare hızı, daha yüksek çözünürlük falan gibi şeyler söylüyorlar ama evet belki birçok grafiği için oynayan insanlar olabilir, oyuncular olabilir ama sen niye öteki seçeneği kaldırıyorsun insanlar? Herkes grafik için oynamıyor. Hatta birçok kişinin belki bilgisayarı bile kaldırmıyor olabilir. Sen öteki şey seçeneği niye ortadan kaldırıyorsun? Çok saçma bir kural. Şey saçma bir işlem diyelim. Gereksiz. Yani ben oyun olmasına rağmen ben de Epic'ten almıştım. Bayağı uygun fiyata almıştım. O fon zamanında bayağı uygun fiyata almıştım. Ama şu an neredeyse oyunu aldığım fiyata yakın yükseltme vermek istemiyorum. Çünkü çok saçma bir yükseltme zaten. Ama hani oyun olmayanlar vardır oyunu güzel fiyatları almayı düşünenler falan vardır. Burada en azından Steam ay oranla baktığımızda daha iyi bir fiyata satılıyor. E sonra da güzel bir oyun koydum. Buradaki ya yani buradaki fiyatıyla Steam'deki fiyatının çok büyük fark yok. Arada 40 kuruş oynuyor ama Steam indirimlerinde bunu es geçmişim. Koymayı düşünüyordum. E bu video koyayım diye şey yaptım. Ya yani sadece fiyat avantajından değil. Oyunun ke çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Ee, çok ünlü bir oyun'a da gönderme yapıyor. Bir oyun'a ama gönderme yapıyor. Acaba ki hangi oyunu olduğunu siz bulabilecek misiniz? Ee, çok ünlü bir oyun'a göndermeler yapıyor ve göndermeleri de çok absürt bir şekilde yapıyor, absürt böyle komedi bir oyun gerçekten. Ama e, kendi hakkında veriyor. Sadece yani böyle de sadece o oyuna dokundurmalar yapmak için yapılmış bir oyun değil, e, kendi şeyini de parasının hakkını veren bir oyun diyebiliriz. Özellikle boss dövüşlerinde, boss dövüşlerinde imanınızı gevretiyor diyebiliriz. An Metal oyununun. Yani hangi platformdan aldınız çok önemli değil, Steam olsun, burası olsun bir bakın derim, bir değerlendirin derim. Çok güzel bir oyun gerçekten. Hatta ben de bir bakacağım artık hangi platformda olduğunu çok önemli yok. Benim için platform değil her zaman para daha yani indirim daha çok önemli. Öyle Steam manyağı değilim. Evet dostlar umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da ihmal etmiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.